Serkan Sümbül Sümbül isimli hastamızın bir sorusu var. Diyor ki Merhaba hocam. Bir buçuk sene önce kifoz ameliyatı oldum ve hala eğilemiyorum. Doktor fizik tedaviye başla dedi. Başladım. Bitti. E, faydasını göremedim. Acaba bundan sonra eğilebilir miyim? Yoksa böyle mi kalacağım? Cevaplarsanız sevinirim. Şimdi e, Serkan'ın sorusu şurada makette gösterelim. Yani burası sırt omurlarımızın başladığı yer. Burası sırt omurlarımızın bittiği yer. Buradan sonra bel bölgemiz başlıyor. Bizim eğilmemizde yani bir insanın öne doğru eğilmesinde omurgası dışında kullandığı ikinci bir yer kalça eklemi. Kalça eklemimizi kullanıyoruz. Yani teorik olarak omurgası tamamen dondurulmuş bir insan bile 90 dereceyi rahatlıkla eğilebilir. Onu söyleyeyim. Ancak tabii ki bütün ameliyat olan insanlarda sırt bölgesindeki ve bel bölgesindeki kasların açılıp yeniden birleştirilmiş olması, oraya dikilmiş olması birtakım hareket kısıtlılıklarına, spazmlara sebep olabilir. Burada kifoz ameliyatının hangi seviyelerde yapıldığı son derece önemli. Biz ne kadar bel bölgesine inersek hareket o kadar kısıtlanıyor. Ne kadar yukarıda, sırt bölgesinde kalırsak da, evet sırtta bir sertlik hissi oluyor ama öne eğilme, sağa sola eğilme e, gibi hareketlerde serbestlik oluyor. Dolayısıyla burada, yani Serkan'ın sorusuna cevaplarken bilmemiz gereken husus, e, bu ameliyat hangi seviyelerde yapılmış? Ne kadar düzeltme yapılmış? Bazen Yetersiz düzeltme fonksiyonda yetersizliğe neden olurken kimi vakalarda da aşırı düzeltme yine fonksiyonu bozabiliyor. Eğer ki bu ameliyat seviyemiz yeterli düzeyde yani belli çok içine almadan yapılmış, çok fazla kas diseksiyonu yapılmamış ise şunu rahatlıkla diyebiliriz ki zamanla serkan yeterli hareket açıklığına ulaşacaktır. Ancak eğer bel bölgesinin çok çok kısmı ameliyata dahil edildiyse veya gereksiz kas diseksiyonları yapıldıysa o zaman bu hareketlenme meselesi daha gecikebilir veya hiç gerçekleşmeyebilir.